I got bribes in Atlanta. Sister got me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün Yıldızlar Helması yine devam eden ligimizin videosu gelecek. Ondan önce şöyle bir şey. Bir arkadaş beni yendi de video çekmişti. Güzel bir şey aslında. Yani onun dedikleri falan filan hiçbir umurumda değil. Ben neye kızmıştım? Gelip de videomun altına zırt pırt reklam atmaları. Zırt pırt ama. Ben silmedim bile inanın. Altına yorum yaptım hatta. Sonra baktım YouTube mu artık sildi? Kendileri mi sildi? Silinmiş. Sonra işte 3-0 yargı zamanı. 3-0 bilmem ne. Cacut olabilir. Atabilirler. O da sorun değil. Ya inanın ismini bile aramıyorum. Hale bile anlıyorum. Ya ben düne kadar adı bile aklımda olmayan birisinin gelip de sürekli işte şöyle yaptı, böyle yaptı demesi. Artı yalan demişsin. Terbiyesizlik yapma. Ben asla yalan konuşmam. Ben ne gördüysem onu söylüyorum. Ya belki sen yollamışsınız canım. Babamın oğlu musun? Allah Allah. Tutup da kendi reklamını yapıyorsundur işte. Ya bu da olabilir. Bak ben o videomda da olabilir dedim. Boş yapma o yüzden. Ben yalan falan konuşmam. Terbiyesizlik yapmanın da anlamı yok. Şurada oyun oynuyoruz alt tarafı. Boş boş konuşup da ilgi çekmeye çalışma ayıp oluyor. Bak ben de oraya terbiyesizlik yapardım ama ben artık boş yaptığını anlayınca boş yapma dedim sus. Cidden gerek yok. Artı şuna geleyim. Demişsin ki sadece buna cevap vereceğim. İnanın uzatmayacağım bile konuyu. Harbi boş muhabbet. Kayla alınacak bile bir şey değil. Demişsin ki işte HYT diye bir gruba girmişsin. Başka grup mu görmüş falan. Ekibe girmişsin falan. Ya cidden sen çok boş konuşuyorsun harbiden. İlk önce bir bakalım bu HYT neymiş? Cidden bu dandik dediğin hani bilmem kaçıncıymış, çarpmış, çürtmüş sıralaması. İlk önce bir HYT neymiş bir bakalım. Bak şurada sağda görüyorsun HYT basalım. Bu kadar boş konuştuğun için illa bir açıklama yapma gereği duydum. Sonra zaten bir daha cevap versene emin ol kale altı cevap vermeyeceğim. HYT neymiş bir bakalım beraber. Geç bunları ya bunlar boş şeyler. HYT'nin anlamı bak sağ tarafta yazıyor. Hamza Ayaz Adriano YouTube kanalı. YouTube yani HYT Hamza Ayaz YouTube kanalının kısaltması. Benim kendimin kurmuş olduğu bir ekip bu. Bir ekibe katılmadım ben. Boş yapıyorsun. Bunları söylemek yalansa sen de yalancısın işte. Bak benim ekibe girdiğimi söylüyorsun. Ekibi kuran benim lan. Ben nereye gireceğim? Kurucusu olduğum bir ekibe nasıl katılabilirim acaba? Artı bilmiyorsun sallıyorsun ben sana dur söyleyeyim. Bana bir sürü ekipten teklif geldi. Sıralamam nedeniyle. Beni tanımazlar etmezler. Babamın oğlu değil hiçbiri. Tamamen işte buradaki puanlarıma sıralamama göre 5 yıldızdan da geldi. Anasının gözünden de geldi. Bir sürü ekipten teklif geldi. Ve ben hepsini teşekkür etti reddettim. Çünkü ben ekip savaşlarını falan sevmiyorum istemedim. Bunu niye kurdum? YouTube'da abonelerim dedi ki beraber ekip kuralım. Beraber oynayalım. Ekip kuralım, beraber oynayalım dediler. En sonunda Şubat ya da Mart'ta, yanlış olmasın, buradan tarihine bakın diyorum. Evet, bak, görüyorsun bak, kuruluş tarihi burada bak yazıyor. 15 Nisan 2020. 15 Nisan 2020'de patron Hamza Yaz. Ben kurmuşum, gördün mü? Bak, ben bir yere katılmadım. Bak, patron Hamza Yaz yazıyor. Bununla böbürlenmiyorum. Ya kendi, bakın, kurma amacımı anlatıyorum HYT'yi. Hamza Ayaz YouTube kanalının gördüğün gibi bak içeri de bak amacımız yok işimiz zaten sizi mağlup etmek diye bir yazı yazdım. Hamza Ayaz YouTube kanalı yani bu HYT'nin açılımı. Burada kendi abonelerimden oluşan insanlardan kurulu bir ekip var. Ben hiçbir ekibe katılmadım kardeşim. Hani sen sıralaması bilmem kaç. Vallahi de billahi de bana ilk 10 ekibi saydı adını bile bilmem. Ben böyle şeyler kafa biliyorum. Ben OSM'ye hayatımda emin ol 10-15 dakika bir zaman ayırıyorumdur. Ben PUBG'ye en az 4 saatimi veriyorum kardeşim. Boş yapma. Sen boş yapıyorsun. Ben hiçbir ekipten bir sürü sıralamam nedeniyle bak. Çok net söylüyorum. Sıralamam nedeniyle yani menajer sıralamam, puanı sıralamam nedeniyle bir sürü ekipten teklif aldım. 5 yıldız da vardı, babası da vardı, paşası da vardı. Gitmedim çünkü birinin himayesini olup da şunu yapacağım, bunu yapacağım. Böyle şeyler zaten inan real hayatım çok yoğun. Bir de zaten buraya zaman harcıyoruz YouTube'la. Sen de yenisin, başarılar bu arada. Bir de buna zaten zaman harcıyoruz. Yani
bu oyun emin ol günde benim 10 dakikam alır. Yenerim yenilerim. İnan hiç umurumda bile değil. Faydasını gördüğüm taktiklerin hepsini sunuyorum. Faydasını görmediklerimi zaten yayınlamıyorum. Ben emin ol günde maç başına en az yani dostluk maçlarında 2-3 tane taktik deniyorumdur. Yani bunları söylemeye bile gerek yok da. Ben seni öğren diye söylüyorum. HYT'nin anlamı Hamza Ayaz YouTube kanalı. Benim kurmuş olduğum bir ekip kanalı. Ekip grubu pardon. Konuşamadım da sinirden. Burada tamamen benim kendi abonelerim var kardeşim. İnşallah sen de böyle bir şey yani birinin ekibinin altında içinde olacağını ben ekip kurdum. Başında bak şurada bir gün sende de yazar inşallah. Emin ol dört dörtlük insanlar var şu abonelerimin arasında. Allah razı olsun hepsi ilgileniyorlar, saygı duyuyorlar, konuşuyorlar, muhabbetleri güzel. Ve benim bu insanlarda WhatsApp'ta telefon numaram var. Yani bir şey derken atıp tutmamak lazım. Yok HYT grubuna katılmış da bir kere HYT'nin ne olduğunu bilmiyorsun sallamışsın işte. Yani bir kere bir insan bir bakar lan bu HYT neymiş bakır ona göre bir cümle kurar. Bak 15 Nisan'da kurmuşuz namağlup şekilde gidiyoruz. Sen diyorsun ki kimlerle karşılaşmıştı? İyi de ben bir yıldız, 3 yıldızla başlıyor. Puan zaten sırayla veriyor. Rakibi o seçiyor. Ben mi seçiyorum? Namağlup gidiyoruz. Kardeşim bak namağlup. Hiç savaş falan vermedik. Yenilebiliriz de. Bizi çok zorlayanlar da oldu. Yani olabilir kardeşim oyun bu. Bu PUBG gibi el yeteneğine bakmıyor. Kuruyorsun yeniliyor. Bak ben bugün yine yenildim. Yani. Bu konuyu fazla uzatmayacağım. Sadece bu HYT muhabbetine girdiğin için şey yaptım. Öbürlerini hale bile almadım. Yani boş konuşmuşsun cidden. Yani bunu hele şu, bu kadar agresif konuşmayacaktım ama şu son yazdığından da sonra artık yani ya bir daha kale alıp da sen yayınlasan bile ben gram şey yapmayacağım ya. Yani şu HYT'ye değindiğin için ben girmek istedim. Neyse arkadaşlar biz yine bir üstünden geçeyim. Sen anlamıyorsun, idrak etmiyorsun. Hamza Ayaz YouTube kanalının bu ekibi, tamam mı? Benim kanalımın YouTube kanalımın oradaki abonelerimle oluşturduğum bir ekip bu. Başarılı olur olmaz. Patlarız patlamayız. O bizim keyfimize kalmış. Başarılı olursa da meyvesini biz 24 kişi yiyeceğiz. Başarısız olursa da biz 24 kişi yiyeceğiz. Yani burada sizi veya başkasını inan ilgilendiren hiçbir şey yok. Yani HYT'den başka ekibe bilmem ne bu boş yapmışsın ya. Beni çağırırlar yine seni belki düşünürler ya sıralamadan. Ha bak taktik bilgin çok iyidir. İnan benden çok çok üstünsündür. Yani el elden zaten üstündür. Oyun bazen şansına karşı takımı oynattırıyor. Bir tane atıyor. Bu senin de başına gelmiştir. Yani boş yapmaya gerek yok. Şimdi konumuza gelelim. Fazla uzadı bu. Bir daha yemin ederim. Yani 500 dakikalık videoda atsan küfür bile etsen cevap vermeyeceğim ya. O kadar kale almayacağım bir şey. Ama şu HYT değdin de illa girdim yani buna. Ekip yok hangi ekiplerde mücadele etmişim. Ya gözünü seveyim. Ben Girbak kanalıma buna da değinim. Girbak kanalıma sürekli turnuva yapıyorum. Ve turnuvamda 20 tane menajer var. Ama iyisi ama kötüsü. Ama şey, ben kimseyi seçmiyorum. Sen de katıldın bak. Benim turnuvamdasın şu an. Oynadığın turnuvada ben seni seçmedim. Çekilişte hakkınla çıktın oynuyorsun. Ben sana torpil falan geçmedim. Ben hiçbir HYT'liye torpil geçmiyorum ki. Sana niye geçeyim? Sen bunu kendin de görüyorsun zaten. Artı bana yazmıştın benim reklamı yapabilir misin diye. Ben sana demiştim kendi ayaklarının üstünde durmasını öğren. Kendin yürü. Bana kimse yardım etmedi. Etmiyor da. Sana da kimse yardım etmeyecek. Benim örnek aldığım YouTuber'lar var. Senin de olsun. Güzeldir. Bak inan sana buradan hadi abilik de yapayım. Konuya nasıl gireceğini öğren. Konuşurken izleyici nasıl çekeceğini öğren. Neden onlar çok izleniyor da sen az izleniyorsun? Bunları öğren. Ben bunları araştırıp da üstüne koyarak ya da belki onlara hiç yetişemeyeceğim. İnan belki bir uçurum bu kadar farklı adamlar sürekli benden üstün olacak ama ben de çabalayacağım. Benim mesela örnek aldığım Kozmik Karınca var. Hepiniz yani %90'ını sanır onu. Adam çok çok iyi oynamasa bile kimine göre, bana göre güzel oynuyor. Giriş, gelişme, sonuç. 1 milyon kişi izliyor mu? İzliyor. İşte adam iyi oynamış, kötü oynamış. İnan umurumda bile değil. Nasıl çekiyor, ne yapıyor? Bunları iyice ben de kendimden bir şeyler ekleyerek devam ediyorum. Zaten bu böyledir. O onu örnek almıştır, o onu örnek almıştır. Türk sineması da böyledir, Türk dizileri de böyledir.
yabancı dizi, en iyi dizilerden örnek alır. Aynısını sunar. Daha birazcık 3-5 kendi örf adetimizden bir şeyler koyarak bize izlettirir. Ve tavan yapar reytingi. Çünkü hazır meyve vardır orada, anladın mı? Bunları da sana tavsiyem olsun. Bir daha emin ol cevap almayacaksın benden. Bu arada hemen bir videomuza da geçelim. Fazla uzadı. Özür dilerim arkadaşlar. Bu arada Ender'le Onur'un maçı varmış. 2-2 kalmışlar. İkisi de heyetli. Bakalım. 2-2. Kimse kimseye torpil geçme yok. Bak Ender penaltı kaçırmış. 4-3-3'e 4-3-3. Ender ezildiği halde berabere kalmış. Aslında ev sahibi daha baskın oynamış. Bir de üstüne yenilecekmiş ev sahibi. Onur şanslısın cidden. 83'te penaltı kaçırmış. Burada Onur'u tebrik ederim. İrlanda'da bir alet mi var, bizde mi var anlamadım. Şimdi bir sonuçlara gelelim. Sonra hızlı geçeyim. Biraz bu konudan dolayı özür dilerim. Çok çok özür dilerim hepinizden. Gereksiz bir konuyu ben de uzattım. Sizleri dakikalarını böyle izlemek zorunda bıraktım. Cidden şahsım adına özür dilerim. Ama burada bir artık olay çirkinleşmeye başladı. Artık bir nokta koyayım dedim. Fransa, Hollanda. Muzaffer 1-0 yenmiş. Tebrik ederim Muzaffer. 4-3-3 B ile saldırmış. 4-5-1'e gördüğünüz gibi üstün bir, aslında o da iyi şut atmış. Üstün bir oyunla yenmiş. 1-0. Tebrik ederim. Çek Cumhuriyeti ile Dünya Karması maç yapmış. Bakalım. 4-3-3 A'ya 4-5-1 oynanmış. Mantıklı 4-5-1 çıkman. O da zaten ev sahibi olarak saldırmış. Güzel. Berabere bitmiş. Aslında ev sahibi saldırarak maçı da alabilirmiş. Tebrikler. İtalya, İngiltere zafer şov yapmış harbiden. Poyraz sana hiç yakıştıramadım bu arada. 3-4-3 ile saldırmış. 4-3-3 B'yi ezerek yenmiş. Galiba zaten Poyraz buraya bakmıyor. Bir daha da lige zor girersin. Bilgin olsun. İskandinavya ile Portekiz maç yapmış. Portekiz fişi çekmiş Ronaldo ile. Gördüğünüz gibi 4-3-3 B'ye 4-5-1 oynanmış. Yani kendi evinde biraz 4-5-1 fazla ezmiş. İçeri büyük ihtimalle değerleri ya saldırdı komple, orta saha destekli falan yaptı. Bu kadar ezilmez aslında. Tebrik ederiz Portekiz'i. Ender'le Onur'un maçını değmiştik. Hadi bir daha geçelim Onur için. 2-2. Dakika 83'te Ender penaltı kaçırmış. Hatta yok, Roy Keane kaçırmış. Roy Keane çıkmış. Ben kaçırını oyun atmış diyecektim. Gördüğünüz gibi Onur üstü oynamış ama zorla da paçayı kurtarmış. Afrika Karması İsveç'in, yani İsveç'i mahvetmiş. Gördüğünüz gibi bayağı da gol olmuş. 4-3-3 B'ye 4-3-3 B'ye ikisi de saldırmayı tercih etmiş. Ev sahibi fişi çekmiş. Harbi Drogba şov yapmış yani penaltı kaçırmasına rağmen. Bravo. Tebrik ederim. Almanya ile İspanya berabere kalmış. Gördüğünüz gibi Yunus 4-3-3 A ile 4-3-3 B'ye saldırmış. Berabere bitmiş. İkisi de saldırmayı tercih etmiş. Burak seni tebrik ederim. Deplasmanda bir puan iyidir cidden. Burada zaten amaç ilk ona kalmak. Unutmayın. Ya değinmeyeyim diyorum da. Şimdi konuşturucu. Neyse ya. Değinmiyorum. Lanet girsin yani. Neyse. Sen anladın turnuva ile ilgili. Hadi anladın. Girmeyeceğim. Belçika ile Uruguay. Gördüğünüz gibi bir de kırmızı kart var tabii ki. Uruguay'ın şanssızlığını olmuş 1-0 iken. 4-5-1'e 5-3-2. Şimdi 5-3-2 kontra deplasmanda 4-5-1'leri yapmayın bence. Zaten güncellemeden sonra kendi evinizde bir etki etmiyor. Şu an 4-5-1'e en güzel etki eden şey 4-4-2 paslı oyun. Onun da içeriği çok önemli. Bunu da sunacağım. Merak etmeyin. Deneme aşamasındayım. Buldum bir iki taktik. Onlarla oynuyorum. Sonuç alınca sizlere de vereceğim. Emin olun. 4-4-2 pas oyun. Cidden bu 4-5-1 artık furyasından bıktık. Cidden hani böyle bir Yeşilçam furyası vardı. Gerçi o ağız tadı damakta der bıraktı ama bu 4-5-1 artık yani mide bulandırıyor.
Taktik taktiktir. Doğru. 3 puan almak önemli ama ya herkes 4-5-1 biraz. Ben de 4-5-1 yapıyorum. Mecbur çünkü rakip 4-5-1 yapıyor. Ne yapayım? Ya da rakip benden çok üstün. Saldırarak oyun ne yazık ki kabul etmiyor. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de Yugoslavya'yı 1-0 yendi. First or die. Die. Die mi? Die. Hadi die olsun. Bakalım 5-3-1 ile 3-3-2'ye saldırmış. Yenmiş. Bugün neyse. Fazla konular şey yapmayayım. Buradan bir de lige bakalım. Hızlı bir şekilde geçeyim. Hemen bizim ligimize gireceğiz. Portekiz birinci. Tebrik ederim cidden. Arjantin ikinci. Uruguay üçüncü. Brezilya. Buradaki Brezilya'ya bakalım. Dördüncü gördüğünüz gibi. Türkiye beşinci. Burada cidden şuraya hatta şuraya kadar birincilik şansı var bu takımların. Şuranın bir takılmasına bakar cidden. Güzel gidiyor. Tebrik ederim. 14. maçlarımızı devirdik. Bu arada maçlar da azalıyor. Benim bir an önce çıkış yapmam lazım. Ender'in de tabii ki. Ender 16. Yani puan alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Afrika 10. Almanya 11. Sovyetler Birliği. Sovyetler diyeyim ya uzatmayayım. 18 puanla. 13. de İspanya 17 puan. Yugoslavya 14. İrlanda 15. İskandinavya 16. İsveç 17. Dünya Karması 18. 19. Hollanda. 20. İngiltere. Şimdi buradan bu arkadaşlar asılsa çıkabilir bence. Artık orası da yapacağım bir şey yok. Kendi tercihleri. Ben asılmaya devam edeceğim. Şimdi buradan geçelim artık bizim maçlarımıza. Girişe dön. Peki. Allah kabul etsin. Şöyle gelelim. Bakalım. Tamam. Ya yuh cidden hani tutup da bize bir 9 coins verdin ayıptır ya. Çok ihtiyacım var. 58 binle açlıktan oyunda gebereceğiz. Neyse. Bunlara da girmiyorum. Hadi uzatmıyorum. Şimdi arkadaşlar bu maçı Allah Allah için bak bakın. Başladı. Bu dakika 2'de çat bitti olay. Yani ilerisini izlemeyeyim bile. 1-0. Bitti. Dakika 2'de bir gol. Bitti. Şimdi gelelim ona. Rakibim 3-3-2 yapmıştı. 4-5-1 yaptım. Dışarıda ailemle gezerken bilgi analistine baktım. Uyarı geldi işte yarım saat var diye. 4-5-1 baktım. 3-3-2 kullanmış. 4-5-1 yaptım ben de. Karşısına öyle çıktım. O da değiştirmiş. Olabilir. Oyun bu. Son saniye bile değişse oyunun kuralı bu. Şöyle gelelim maç detaylarına. Şöyle gelelim. 4-5-1'e çevirmiş. 4-5-1 mantıklı olan. Ben de tebrik ederim cidden. 4-5-1'e 4-5-1. Burada İrlanda Cumhuriyeti'nin yani bir acayipliği var. Kaçıncı maçın bilmiyorum bu ligde. Herhalde ilk 5 dakikada yaklaşık 7 ya da 8 maçta hep 1-0 geriye düştüm. Yani 4-5-1'e 4-5-1 oynayıp dakika 2'de gol yiyip ne bileyim yani bir ilginç. Yani oyunun tabii ki karar verdiği bir şey. O da yapıyor, ben de yapıyorum. İlginç. Şimdi gelelim bizim ligimizin sonuçlarına. Fransa 1-0 kendi evinde yenmiş. Evet, tebrik ederim. Kırmızı kart yemiş İsmail abi. Geçmiş olsun. Rakibe vurmaya kalkmak. İlginç. İkinci kez kasti bu hala. Tamam. Dakika 86'da da gol yemiş. 4-5-1'e 4-5-1'ine çıkılmış. Gördüğünüz gibi Fransa pişi çekmiş burada. Çek Cumhuriyeti ile Dünya Karması bakalım o neler yapmış. Barış bu arada oyunu bırakmıştı. Söyleyeyim. Komple bıraktı. HYT'yi de bıraktı. Oyunu da bıraktı. 5-3-1-1'e 3-4-3 öyle kalmış en son. 5-3-1-1'le fişi çekmiş Oğuzkan. Tebrik ederim. Burada ne kadar puan alırsanız o kadar İyi. İngiltere kendi evinde İtalya kendi evinde İngiltere yendi. Helal olsun Kemal. Devam ediyorsun yukarı. 4-3-3-B'ye 4-5-1. 4-5-1'e saldırmayı tercih etmiş ki güzel de yapmış bence. Bravo. Kemal. Aferin. Burada Oktay'ın düşüşü devam ediyor maalesef.
Kaya bir tane atıp da 3 puan atmış. Bir atıp 3 almış. 4-3 şüpheyle üstün oynayarak parçalamış resmen. İskandinavya ile 4. Portekiz. Portekiz menajeri kaçınca o girmişti lige. Gördüğünüz gibi o da takımı yükseltti. Tebrik ederim. 4-5-1'e 4-2-3 4-4-2-B oynanmış. Buranın içeriğini iyi alamamışsın. Arkadaşa yazmıştın ama sana iyi içeriğini verememiş galiba. 4-5-1 maalesef patlamış. Tebrik ederim Yiğit'i. Burada bizim maça değinmiştik. Zaten bir zaman kaybı olmasın. Afrika Yıldızları İsveç'te maç var. İsveç dakika 86'da attığı golle gördüğünüz gibi 5-3-1-1'e 4-3-3-B'ye saldırarak fişi çekmiş Ardak'a. Tebrik ederim kardeşim. Burada da gördüğünüz gibi Şerafettin artık ben yükseleceğim demiş. Almanya'yı dakika 37'de attığı golle 4-3-3-B ile cidden saldırmış. Bu biraz şansına dönmüş Şerafettin. Bilgin olsun. Yani resmen istatistikler öyle diyor. 3 puan candır. Baksana biz 3 puan alamıyoruz. 1 puana razı hale geldi oyun. Şuna bakalım. Belçika Lucescu'yla o da penaltı kaçırmış zaten. Bir de penaltı kaçırmış. 1-1 bitmiş. %61'e %39 4-5-1'e saldırmayı tercih etmiş. Tebrik ederim. Güzel, bravo. 1 puan deplasman dediğim gibi her zaman. Türkiye Yugoslavya'yı Serhat da burayı iyice saldı artık. Serhat da başarılı bir menajer. Tebrik ederim onu. 4-3-3-B'ye 4-4-2-A çıkılmış. Ev sahibi üstünlüğü kullanarak efsane olarak geri dönmüş. Şimdi bizim ligimizde bir sonuçlara gelelim. Bakalım biz neredeyiz? Kaya nerede? Kaya birinci. Bu arada Arjantin birinci, İtalya ikinci, İsveç üçüncü gördüğünüz gibi. Fransa dördüncü, Türkiye beşinci, İskandinavya altıncı. Çek Cumhuriyeti 7. Sovyetler Birliği aynen kafam gitti. Portekiz 9. Uruguay 10. 11 İngiltere, İspanya 12. Afrika Yıldızları 13. Belçika 14. Hollanda 15. Ben 16.'yim. Dünya Karması 17. Almanya 18. Brezilya, bizdeki Brezilya'yı gösterdim demiştim. Oktay. Yugoslavya'da gördüğünüz gibi 14. Burada arkadaşlar liglerimizi işledik. Cidden bu sevimsiz konu için siz de dinliyorsunuz fark ettim. Attığım video ya da onun attığı videoda izlemiştir büyük ihtimalle. İzliyorsunuz kusura bakmayın. Cidden şahsım adına net söylüyorum. 500 dakikalık bir video çekse bile 10 saniyelik bir videoda cevap vermeyeceğim. Netim bu konuda. Bitti artık. Sadece ekibime laf ettiği için. Bizde bir sorun yoktur eminim. Kızmamın tek nedeni yine üstünü çiziyorum. Yani attığım videonun altına en az yani 7-8 tane 3-0 o yargı time bilmem ne. Hani böbürleniyordun bilmem şöyle yaparım böyle yaparım falan diyordun. Ya şimdi insan aklına bir sürü şey geliyor. Yapmıştır yapmamıştır ama şunları fark ettim ki kendine rant sağlamaya başladın artık. Bunu iyice böyle bir böbürlenmeye başladın. Kuyruğunu. Neyse sen kuyruğunu dedim. Niye? Sen orada adama köpek falan demişsin. Terbiyesizlik yapmışsın adama da. Adını vermedim. Çünkü insanlar benim yüzümden sana saçmalıyor. Fark ettim. O saçmalayan arkadaşa da zaten ben söyledim. Kimse gelip de benim adıma... Arkadaşlar benim adıma kimse cevap vermek zorunda değil. Benim Allah'a şükür kendi cümlelerim de var, kendi söyleyeceklerim de var. Ben öyle pısırık biri değilim. Ne real hayatımda ne burada. Gerekirse YouTube kanalımı kapatsınlar. Hiç umurumda bile olmaz. Ama ben tutup da R yapmam. Yani dediğim şu. Ben cevabını herkese veririm. Ben kimsenin altında, lafın altında falan kalmam. Haksızsam özür dilerim. Haklıysam eyvallah etmem. Geçecekler onu. Şimdi burada 10 tane yalan falan demişsin. Ben yalan falan söyledim. Videoyu aç. Komple izle ben ne demişim? Hangisi yalan yanlışmış? Bana mutlaka not al şöyle.
karşılaştırmamızın bile yalan olduğunu söylüyorsan sana ben bir şey demiyorum artık. Yani ne diyeyim sana? Neyse ya, dediğim gibi çok sevimsiz bir konu olmaya başladı. Bir daha 10 saniye bile dakika vermeyeceğim, emin ol. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.